Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir örnekle karşınızdayım. Şimdi örnekte aşağıdan başlarsak işlemi oldukça zorlaştırırız. Çünkü buranın merkezini bulmak gerekir, merkezden yukarı inmek gerekir vesaire vesaire. Birçok bizim için meşakkatli işler meydana gelir arkadaşlar. Ben bunun yerine şöyle yapmanın taraftarıyım. Burada iki tane çemberi oluşturayım. Daha sonrasında aşağıdaki çemberden bu işlemi yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan inerim 50 birimlik aşağıya. Şuradan 52 birim sağa gelip 16 birim geldikten sonra şöyle bir tamamlama yaparım. Bu şekilde yaparsak gayet uygun bir çözüme ulaşırız diye düşünüyorum arkadaşlar. AutoCAD'i açarak çalışmalarımızı yapmaya başlayalım. Bir de şuradaki çoğaltma metodunu da güzelce kullanıp sonrasında explode'lamak lazım, patlatmak lazım, birbirlerinden ayırmak lazım arkadaşlar. Fazla sözü uzatmadan çizime geçelim isterseniz. Şimdi ilk önce Diameter'la şöyle bir içeridekini yapalım arkadaşlar. Tabii şunu çizim şeklinde normal bilayer yapalım. 40'lık arkadaşlar bir çember çizeceğiz, 40 çapında. Daha sonra bunun merkezinden 76 çapında bir çember daha çizdik. Şöyle bir line atayalım arkadaşlar. Merkezden ne kadar uzaklıktaymış bu? Bakalım 28 birim. Şöyle diktik komutunu açalım. 28 birim sağa doğru geldim. Daha sonrasında merkezden aşağıya doğru bir çizim olacak. 55 birim kadar geleceğiz arkadaşlar. Pardon, 50 birim kadar geleceğiz. Şu sağa doğru 52 birim geleyim ben. Tamam mı? Yukarıya doğru 16 birim. Şu sol tarafa doğru 104 birim. Aşağıya doğru tekrar 16. Ve bakın gördüğünüz gibi 52 ile de endledik arkadaşlar. Şimdi Enter'la şöyle bir ilk başta silmeleri yapmayalım. İlk önce şey yapalım. Erayleyelim arkadaşlar. Hangisini kullanacağız? Polar array komutunu kullanacağız, değil mi? Şimdi polar array komutunu kullanırken şöylece ne diyelim? Select object. Tabii çoğaltılacak objeyi de çizmemiz lazım. Şuradan şu merkezden ne kadarlık yarıçapı var bunun? 8'lik çapı var. Enter'ladım. Tamamdır. Şunu silelim. Şunu silelim. Tekrar array komutumuza gelelim. Hangi objeyi çoğaltacağız? Bunu. Enter dedim. Hangi nokta etrafında çoğaltma işlemi yapmak istiyorsun dedi. Bu nokta etrafında çoğaltma işlemi yapmak istiyorum. Aralarındaki açı kaç derece? 36 derece olsun arkadaşlar. Kaç dereceyi tamamlayacak? Şimdi ben bunu direkt 360 yapayım. Bir dakika. 36 derece. Bakalım bir rows between items. Kaç tane olur 36 derece olursa? 10 tane olur. 180 değil, 360 diyeceğiz. Tamam, geometrimiz oldu. Close diyelim. Şimdi bunları seçtikten sonra arkadaşlar home kısmına geliyorum. Ve explode'a tıklıyorum arkadaşlar. Artık patlattım geometrileri. Yani tek tek çalışabilirim üzerlerinde. Şimdi hangi geometriler yok? Şu iki çember yok arkadaşlar. Bu iki çemberli işimiz yok. Sileceğiz onları o sebepten ötürü. Daha sonrasında Ctrl+Enter diyelim. Şu aşağısıyla da işimiz yok. Orayı da sildik. Şurayla da işimiz yok. Burayı da sildik. Daha sonra tan radyus yapalım isterseniz. Daha kolay olacaktır. Tan radyusumuz ne kadar? 3 arkadaşlar. Enter dedim. Tekrar geldim. Tan radyusumuz 3. Tekrar Ctrl+Enter'a geldik arkadaşlar. Şöyle sildik. Şurayı da sildik. Şurayı sildik. Şurayı da sildik. Bir dakika. Evet, geometri bitti arkadaşlar. Bu kadar aslında temel olarak çizim.
Oldukça basit ölçülendirmeleri yapalım ve bitirelim. Şu iki uzunluk ne kadar? 104. Daha sonrasında şu iki uzunluk 16. Aşağıdan gidelim. Merkeze kadar bir 50'lik gidiş var demiş zaten. Onu da hemen verelim. Dikliği ben bir kapatayım. Daha sonra bakayım bir arkadaşlar. Çemberlerin radyuslarını diametrelerini verelim. Sonra radyusları veririz. Şu arkadaşın diametre 40. Şöyle içeriden verelim. Sonra şunun 76 verildiği üzere. Tekrar line'a geldim arkadaşlar. Hatta şu 8'i de verelim. Öyle gelelim. Diameter şurası da 8'miş. Verildi. Bir dakika yaklaşayım. Evet. Daha sonra lineere geri gelelim. Lineerde 28 demiş. Şu iki merkez arası demiş. Tamam. Onu da yukarıda verdik. Bakalım başka nereyi vermemiz gerekiyor. Radyus vereceğiz. Üçlük arkadaşlar. Şurası üçlük radyusumuz. Bir de açı vereceğiz. 36 derece diye. Şöyle yapalım. Şuradan bir line çizelim. Daha sonrasında şuradan bir line çizelim. Şimdi anlayacaksınız neden bunu yaptığımı. Zaten sileceğiz arkadaşlar. Bir anlamı kalmayacak. Şu line ile şu line arası 36 derece. Bunu gösterdik. Sonra şuradaki arkadaşı sildik. Bu kadar. 36 dereceyi de göstermiş olduk. Bakayım başka var mı gösterilecek yer? Yok arkadaşlar. Geometri bu kadar. Aslında zor gibi gözükse de oldukça basit bir geometri. Şu explode kısmını bilmeniz gerekiyor. Patlatmamız gerekiyordu. Çünkü tek tek seçemiyorduk. Toplu seçiliyordu sadece. Daha sonrasında şu kısımlarda tantan radyusu kullanmak gerektiğini bilmek gerekiyordu. Ve merkezden gidip böyle tamamladım. Bu bir yöntemdi. İsterseniz buradan ilk önce dikdörtgen oluşturup sonra buradan da çıkabilirdiniz. Bu da bir çözüm yöntemidir. Bir şey fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet, çizim bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır da olmuşumdur. Yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran bir yer olduysa sorun ki kafanız daha fazla karışmadan cevaplayabileyim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.